Efendim diğer taraftan İstanbul Heybeliada'daki ruhban okulunu açma hazırlığı var. Konuyla ilgili Fener Rum Papazı Bartolomeos Yunan basınına konuştu sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildiğini belirten Bartolomeos faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz dedi. Patrikhane politikasının boşlukta kaldığını söyleyen Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'sa o boşluktan bu patrik epeyce yararlandı diyerek hükümeti eleştirdi. Ummalı bir faaliyet varmış. Neyin karşılığında bunu yapıyoruz? Niye yapıyoruz? Belli değil. Ekümenik sıfatıyla Atina'ya giden Fener Rum Papazı Bartolomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılacağı mesajını verdi. Bu hükümet iktidara geldiğinde bu patrikhane konusunda, abuk subuk açıklama yapma konusunda hükümetin önde gelenleri birbirleriyle yarıştı. Gökçeada'nın Atina ile birleştirilmesi anlamına gelen Panimros Konferansı için Yunanistan'da olan Bartolomeos, Yunan basınına demeç verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verildiğini belirten Bartolomeos, faaliyetin eşiğinde olduğumuza artık eminiz dedi. Türkiye'nin daha önceki yıllarda oluşturduğu patrikhane politikası boşlukta kaldı. O boşluktan bu patrik epeyce yararlandı. Şimdi o boşluk hala devam ediyor. Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, Türkiye'nin patrikhane politikasına dikkat çekti. Bize şunu satmaya çalışıyorlar. Efendim dünyada 300 milyon Ortodoks var. Bu Ortodoksların dini lideri de bu patrik. Bu da bir ayrıca hikaye. Profesör Doktor Ünal yeni bir politikaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Burada oluşturacağımız politikanın temeli Lozan'dan sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oluşturduğu politika olmalıdır. O da şu: bu patrikhane bir Türk kurumudur ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlı. Ünal, hükümetin konuyla ilgili tutumunu da eleştirdi. Aslında şunu diyor, ben sizden izin almam diyor. Ve bunu kabul etmiş oluyor şimdi hükümet bu şeyleriyle. Bunu yaparken ne alıyor da ne veriyor, bunu da anlamış değilim. Yani neyin karşılığında, niye yapıyor bunu, hangi toplumsal sorunumuza çare olacağını düşünüyor veya hangi dış politika sorunumuzda Türkiye'nin lehinde bir çözüm bekliyor veya başka ne var bilmediğimiz.